Yargıtay aşaması ile ilgili basın açıklaması. Harp akademileri, donanma ve jandarma bölge komutanlıkları başka komutanlıklara bağlı olmasına karşın iddianamede ve mahkeme kararında bunların 1. Ordu Komutanlığı'na bağlı olduğu düşünülmüştür. İddianamede Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının darbe anlaşmasına dahil olmadıkları, darbenin gerçekleşmemesinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Altaç Yalman'ın rol olduğu belirtilmiştir. Ancak bu iddia belgelenmemiş ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın ibadelerine başvurulmamıştır. Böylece hem hukuka aykırı davranılmış hem de sanıkların savunma hakları kısıtlanmıştır. Soruşturma kurusu harekat planlarının sonradan sahte olarak hazırlandığı iddia edilmiştir. Öyle olsa Oraş harekat planı ekleri eksik olmazdı. Mahkeme hukuka aykırı olarak kıyas yoluyla karar vermiştir. AKP hükümeti 18 Kasım 2002'de kurulmuştur. Mart 2003'e kadar yüzlerce subay arkalarında hiçbir haberleşme izi ve belge bırakmadan darbe amacıyla nasıl toplanmış ve örgütlenmiştir? Suga planının Balyoz'un eylem planı olduğu iddia edilmiş, ancak bu planlar arasında illiyet bağı kurulamamıştır. Hakkında takipsizlik kararı verilen askerler hakkında ortaya konan gerekçeler tutuklu sanıklar için de aynen geçerlidir. Uygulama farkına anlam verilememektedir. Türk ve dünya hukuk tarihinin en fazla tutuklusu ve sanığı olan bu davanın gerekçeli kararı tam 1431 sayfadır. Bunun 851 sayfası iddianameden kopyala yapıştır yöntemiyle alınmış tekrarlardır. Asıl üzerinde durulması gereken ve 363 sanığın hukuksal durumunun incelendiği bölüm sadece 360 sayfadır. Bunların da çoğu kopyala yapıştır bilgilerdir. Bu durumda Yargıtay'dan talebimiz ve beklentilerimiz şunlardır. 1. Davamız seyrini değiştirecek tanıklar Orgeneral Özkök ve Orgeneral Yalman'ın neden dinlenmediğini saptanması ve dinlenmeleri. 2. Devletin resmi kurumlarının raporlarının göz ardı edilmiş gerekçelerinin ortaya çıkarılması. 3. Darbe teşebbüsüyle suçlanan sanıklar arasındaki illiyet bağının ortaya konması. 4. Hakkında takipsizlik kararı verilenlerle tutuklananlar arasındaki farkın belirlenmesi. 5. Bütün bu haksız ve hukuksuz uygulamalarla mağdur edilen sanıkların en kısa sürede serbest bırakılmasıdır. Her hafta olduğu gibi uymadan yeniliyoruz. Terör örgütüyle yürütülen süreç çerçevesinde onurlu ve yurtsever Türk subaylarının teröristlerle pazarlık konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla, vardiyamızla.